Yukarı basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. İyi akşamlar. Öncelikle Başakşehir ile başlamak istiyorum. Avrupa'da aldıkları avantajlı skor hem onlar hem Türkiye için olumlu. Umarım çarşamba günü çeyrek finale kalırız. Türkiye için de önemli. Hak ediyorlar diye düşünüyorum. Bugün de tabii o Avrupa'daki maçın arasında kaldığı için bu maçta bazı oyuncular değişiklik yapmak zorunda kaldı. Kolay değil tabii. Biz de ekibin yorulabileceğini düşünüyorduk ama fiziksel olarak baktığımız zaman koşu temposu, mesafesi olarak Türkiye liglerinde en başta olan bir takım Başakşehir normalde. Dolayısıyla 10 kişi de kalsın, 11 de olsa koşabilen bir takım. Aynı zamanda da topa sahip olan takım. %58'de o da en üst seviyede. Bu avantajlarını iyi kullanıyordu. Buna göre de biz oyun başında kontrollü oynayıp rakibi de baskı altında tutup çıkmaya çalıştık. Rakip de bizim arkalarımıza atacağı toplarla, hızlı oyuncularla gole gitmeye çalışıyordu. Düşündüğümüz gibi biz golü bulunca avantaj yakaladık. 10 kişi kalınca avantajımız fazla gibi görünse de bugün çok fazla anormal şekilde top kayıpları yaptık. Hem gol kaçırmada hem pasta. Yani eğer bunları iyi yapabilseydik rakibin bize iş gelme şansı olmazdı. Daha fazla pozisyon bulabilirdik. Rakip hep her an ortak gibi göründü. İkinci yarında belli bölümünden sonra net pozisyonları kaçırdık. Ama tamamına bakarsa hak ettiğimiz maçı aldığımızı düşünüyorum. Oyuncuların kazanma isteği iyiydi. Sadece topu iyi kullanmak ve oyunu yönetme eksikliği vardı. Eksiklerimiz buydu ama artılarımız fazlaydı. Bugün 3 puan önemliydi. Çünkü rakip bize ters gelen bir takımdı Beşiktaş olarak baktığınızda. Pek kazanma oranımız yok gibi neredeyse düşüktü. Kritik bir maçtı. Mutluyuz. Oyunculara tebrik ediyorum. Soru olarak başlayabiliriz. Var mı sorusu olan? Buyurun. Teşekkürler. Şimdi önce sonuçla sıralamayla ilgili söyleyeyim. Sıralamaya bakmadan şu anda üçüncü evet doğru duruyoruz. Üçüncü duruyoruz ama bizim için üçüncü, ikincilik, dördüncülük, birincilikten çok oyunumuzu daha üst seviyeye çıkarma. Geçen hafta oynadığımız oyun temposu ve pası daha iyiydi. Tempolu olmasına rağmen, hızlı oynamasına rağmen pas yüzdemiz daha iyiydi. Son bölüm hariç 10 dakika ama çok kaçırmıştık. Bugün de pas hatalarımız çoktu. Bunlarla arındığımız zaman yerimizin ne olacağını önce oyun kazanmak. Daha sonra da bunu sonuçta yukarı getirmek lazım. Zaten kaybettiğimiz kötü puanlar var. O bizim eksikliğimiz. Onun için sıralamaya takılmıyoruz ama tabii sonuçta sıralamada bir yer alacağız. Diğer taraftan bu konuşulan konuda bizim dışımızda konuşuluyor. Dün de öyle söylendi. Sanki biz istiyormuş gibi biz istemiyoruz. Ben bu konuyla ilgili fikrimi söyledim. Nedense ben söylediklerin dışında benim veya başkanı veya Beşiktaş camiasının söylediklerin dışına kayıyorlar. Biz bu tip kararları federasyonun alacağını, federasyon da alınca bu birimleri olduğunu, bu kulüpler birliği, oyuncular, antrenör olabilir, medya olabilir, Türk futbolunu ilgilendiren herkes olabilir. Bu playoff olur, başka bir şey olur. Mümkün olduğunca ortak akıllı, ortak düşünceyle alın. Bunu söylemeye çalıştık. Ve bu genellikle sezon başında alınır. Biz bir şey talep etmiyoruz. Kimseden de bir şey beklemiyoruz. Öyle bir şey. Ama sorulduğu zaman, siz de sordunuz, onu da söylüyorum. Biz talep etmiyoruz. Bu talep etti diye gösterip bunlar rahatsız olmalı. Rahatsız olmasınlar. Herkes işine baksın. Bizim işimiz de sahada. Hangisi doğrudur? Geliriz bir ara tartışırız. Ben fikirlerimle ikna edebileceğimi düşünüyorum ama ikna etsem de federasyon bir karar almışsa diyecek bir şeyim yok. Öyle şeyler var ki şimdi size söylesem şaşırırsınız. Yani şimdi üçüncü, üç karttan sonra dördüncü kartı görürsek o hafta önümüzdeki boş haftada 3 puan aldığına göre o oyuncu cezalı olur mu olmaz mı? Bir hafta sonra emiyansın. Veya işte transfer ettiğimiz oyuncular bu sene yabancılar Türk saydık seneye Türk sayacak mıyız? Yani bir sürü konuda daha çok basit söylüyorum. Geçen de söyledim yani bu transferlerle ligin dengesini oynadık mı oynamadık. Bunu deyince talep etmiyorum. Yani bir karar aldığınız zaman şu anda aklıma geldi bir palto giyeyim ama dışarıda hava nasıl? Bakıyor musunuz bakmıyor musunuz? Soğuk mu sıcak mı? Yani kararlar öyle. Ben suçlamak için söylemiyorum. Aldığınız kararı düzeltmek zorunda kalırsınız. Düzeltemezsiniz. Ya düşmeye, yukarıya, aşağıya. Şimdi bir tane yeni bir şey öğrendim. 19 yaşında olan oyuncu 17 yaşında 17 yaş grubunda oynayamıyor. 19 yaş grubunda yukarıda oynayabiliyor. Neden? Yani bir gün mesela bugün oynarsa 19 yaşında takımında 17'de bir gün sonra oynayamıyor. Ama 19 yaşında bugün oynayan bir üstte oynuyor. Yani bunlar
böyle havada kalan kararlar. Bunları ben onları da suçlamıyorum. Çünkü kim alıyorsa ismini de söylesin, biz ona yardımcı oluruz. Fikrimizi söylüyoruz, yine kararlar versin, uyarız. Ya o manada sakın söyletme, şikayetçi değilim. Yani düzgün olması için bu seneden mesela seneye transfer kaç yabancı olacak, ligler ne olacak, işte bunlar nasıl düzeltilecek, kaç takım olacak, iki takım düşecek, sonra da ne olacak. Bunlar hepsi konuşulmaya ihtiyaç duyar şey. Böyle boşluğa bırakırsanız yarın biri gelip hayır böyle diye değiştirdim diyebilir. Diyebilir mi? Biz de evet diyebilir. Oldu çünkü. Yani söylediklerimiz o. Yani ama bu söylediklerimiz bizden kaynaklanmıyor. Mevcut durumda. Onun için dedim ki olağanüstü durumdaki yönetimin aldığını her karara uyacağız. Saygı duyacağız. Ama yanlış kararlarda konuşulmasında yarar var. Yani değiştirilsin, değiştirilmesin bilmiyorum. Haksızlık, hak onlar ayrı konu. Çok uzun konuştuk. Bu konuya fazla girmeyelim. Genel basın toplantısının salı günü idmana gelirseniz orada konuşuruz genel konuşmada. Buyurun Ogün Bey. Özgüveni zaten Salih'in olması lazım. Onu artık yani sadece Salih değil, Amir'in de, Gerson'un da, zaten Alex'in de var. Ama oyunlar, sonuçlar bazen bu güvende bir yaralanma açabilir. Pozisyondan çok oyun önemli olan. O üçlüye Alex'i de ilave edebilir. O da tekniği çok olan bir oyuncu. Bu dört oyuncudan üçünde bazı farklılıklar var. Amir defansın önünde oyunu yönetebiliyor, yönlendirebiliyor. Gerson çok koşuyor ama top kayıpları yapabiliyor. İşte Salih iki yönlü pas atıyor, hem ortaya yardımcı olabilir. Bugün de iyiydi. Dışarı alman bir ölçü değil bazı oyuncular. Yani öyle iyi kötü değil. Öyle olması gerekiyor. Alex de öyle. Şimdi madem sorduğunuzu da söyleyeyim. Amir ortada oynadığı müddetçe Salih ile Gerson'dan her iki görevi de bekliyorum. Yani hem hücuma savunmaya katılmayı. Gerson bu konuda gidip gelmesi var ama kontrolsüz ve dağınık oynayabiliyor. Salih bu konuda daha ölçülü. O zaman Salih kullanıyor ama bu sefer geride de Amir yalnız kalıyor. Hele de bugün top kaybı hepsi yaptığı için söyleyeyim. Sadece onlar değil, ilerideki de top tutamadık. Ortada da çok top kaybı yaptık. Geri beklede de yaptık. Bu da rakibi oyuna ortak etti. Yani rakip bize çok baskıyla yapmadı. Bizim kaybettiğimiz topla hücum etmek durumunda kaldı. Zaten onu istiyordu. O da eksikti ama yani Amir de, Gerson da, Salih de, Alex de bunları çok iyi yapıyorsa belki bazı maçlarda dördü birden de oynayabilir ama diyorum ya topu kolay kolay kaybetmemeleri gerekiyor. Ben o riski o zaman almalıyım. Çünkü o zaman iki forvet oynatacağım. Şu anda mevcut durumu hep böyle yani öyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz. 10-15 tane oyuncu daha öne çıkıyor şu anda. Bir takım değişikliği olacak. Çünkü maçta kazanmamız gerekiyor. Bugünkü maçta, geçen maçta her maçı kazanmak durumunda. İşimizin de zorluğunu biliyoruz. Şimdi 2-3 tane soru var. Şöyle söyleyeyim. Gerson dediğim gibi yani kendini arıyor. Daha iyi olabilir. Mesela orta sahada o dediğin çok doğru. Orta sahada rakibe yakın gibi görünüyoruz ama müdahale etmiyoruz. Rakibin oynama şansı veriyoruz. Bunu iyi yaptığımız zaman ki Gerson'un zaten özelliği o. Onu çok iyi yapıyor. Hatta geriden gelip adamı presle yap. Ama uzak bıraktığı zaman rakip oynuyor. O zaman oyundan düşüyor. Ne top kazanabiliyor bir de topu kullanmadığın zaman orta sahadaki oynamanın bir anlamı kalmıyor. Orta sahanın tümünü bunu yapması lazım. Yani her ne kadar her futbolcunun defansif özelliği aynı oynamasa bile bizim defans oyuncularımızın hiçbiri böyle tam bir defansif oyuncu değil. Yani hatta o konuda dinamik olarak Necip'tir, Tayfur'dur, Berkay'dır belki daha farklı ama bunlarla topu kullanmasına bu da oyuna hakim olur. Bu sefer oyuna hakim olduğunuz zaman top da gelmese ki zaman zaman geliyor rakibin bize pozisyonu daha az olur. Yani gol yemememiz tabii önemli. Takım savunması da var orada ama bireysel özellikler de var.
Bir takım değişen oyuncuların yeni gelenler hırslı bir şekilde adapte olması, diğerlerini de daha motive ettiğini düşünüyorum. Bugün de mesela Tayyip sakatlandı, Roman Saiz girdi, gayet iyi oynadı. Sağ tarafta oynadım ki sakatlığı vardı, o da riskli bir durumdaydı. Dün cumartesi günü antrenmanda bileğe dönmüştü. Kendisine teşekkür ediyorum çünkü o da bir özveriyle oynadı. Yani diğerleri de şimdi beklerimiz de takım otursa, sürekli gaz etse, zaten bu tip büyük takımların ne kadar az gol yerseler o kadar her an gol atma şansları var. Biz çok gol yiyerek zaten sıkıntı yaşadık. Şimdi gol atmaya çalışıyoruz. Aslında iki maça, yani bugün de eleştireceğiz. Geçen maçta eleştireceğiz ama eğer golleri atsak, mesela ilk yarı az pozisyon var, bir tane gol attık. İkinci yarı yani 4-5 tane net, yani kimse yok etrafında, goller kaçırdık. Ama futbolun içerisinde bu var. Onun için suçlama değil de çalışmayla bunu düzelteceğimizi düşünüyorum. Oyuncular da çalışacaklar. İşte yakaladığımız zaman gol atacağız. Yani 3-4 yapsa rakip düşecek oyundan. Başka bir soru var mıydı? Bir tane daha vardı galiba. Son anlamında hocam, son anlamda özellikle Onur'un kaçırdığı, pardon Rozier'in kaçırdığı pozisyon var. Rozier. Aynen, %100. Onlarla kurucumsalın son dokunuşlarda eksik görüyor musunuz? Ya işte de, yani şimdi Abubakar attığı golü bakınca, atınca güzel. Kafayla kaçırdığını ne diyebilir? Olabilir. Yani işte duran topla da net pozisyonlar buldu. Tam net vuramadı ki onlara iyi vuruyoruz. O konuda da mesafe aldık. Yani duran toplarda buluşturuyoruz, vuruyoruz. Goller gelecek. Zaman zaman seken topları atıyoruz. Ama Rossier'in işte Redmond'un iki tane net bomboş tutsa atacak. Direkt atmaya çalıştı. Zaten sıkıntımız o. Yani atması gereken çok pozisyonları atmadığınız zaman sıkıntı oluyor. Kayseri'de attığı için takım rahatladı. Yani bu rakip için de geçerli. Yani 1-0 iken bir gol atsa bize belki oyun direnci değişecek. Bunları yaşayacağız ama düzeltmek için çok çalışmamız lazım. Biz bu takımı böyle kendi içinde oluşturup savunma hücumu da birlikte yaparsak işte kompakt oynamaya çalışıyoruz. En azından tüm takım elinden geleni gayreti gösteriyor. Bugün mesela Tayfur girdi. Çok olumlu işti yaptı. Yani hücumda katkı yaptım, geri geldi, yardım etti. Ama bazen koyduklarımız bu konuda eksik kalabiliyor. Bu konuda artılar var ama demin dediğim esas olarak bizim gibi büyük takımda büyük oyuncuların, kaliteli ayakların bu kadar top kaybıyla oynamaması lazım. Sesimiz biraz. Ya geçen maçta orta sahamızda takım olarak çok dinamik başladı. Son 10 dakika hariç iyiydi takım. Bugün Gezzal'la da başlamaya, çünkü antrenmanda çok iyiydi. Gezzal'la başlamaya diye düşünebilirdim. Ama takımı bozmamak için kendine de söyledim dün antrenmanda. Oyuna göre aynı şey Maxim için de. İkisi de netice alacak yetenekli oyuncular. Oyunun gidişindeki de hamle yapmaya. Çünkü kontrol yapıp ikinci sonra da hamle yaparız diye düşünüyorum. Bir de rakibin yorgunluğu var yani. O da çıkacağını düşünüyorduk. Ama Gezzal antrenmanda ısınmadan sonra, 5'e 2'den sonra oyuna katıldığı zaman hafif bir kasında ağrı olduğu için çok da oynamak istedi. Hatta bugün MR çektik. Çok ufak bir şey var. 2-3 günde düzelir ama o bugün de oynamak istedi. Ben de risk etmek istemedim. Onu doğru bulmadım. O konuda kendisi de kenarda kaldı. Maxim de öyle. Yani Maxim'i de yani o da oynayabilir. Ama şimdi 3 tane oyuncudan bugün de Salih'i aldım. Gerson'u da alabilirdim. Amir'i de alabilirdim. Bunlar bu artık bilecekler ki biz her an oynayabiliriz, çıkabiliriz. Bunlar takıma katkı yapıyorlar. Onun için ayrım ama haklı olarak ben de izliyorum eleştirileri. Niye Maxim oynamıyor? Maxim yeni geldi, oynayabilir. Bazen ben Amir'e ilk aldım, Sivas'ta oynattım. Yani o da doğru değildi ama o gün tek orta saha oyuncu vardı. Tayfun'la Necip oynattım. O zaman hiç yoktu. Bugün çok var. Bunları yaşıyoruz yani. Aynı şey defansta da oluyordu. Şimdi sayı geldikçe bunlar da yani Rossi'ye, Sabek'te, Onur Sabet'te. Stoper'de şimdi 2-3 tane var. Bugün sağ ayaklı olmayan bir stoper'i koyduk oyuna. O da gayet iyi oynadı. Yani söylemeye çalıştım. Bunlar olacak. Bunların bir ayrımını yapmayız. Ama bunları yapıp bazen tutmayabilir. O zaman da size diyecek bir şey yok. Yani herkesin eleştirisine saygı duyuyorum. Bu eleştiriyi de alıyoruz zaten. Başka sorusu olan var mı? Yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.